Merhaba. Profesör Doktor Bülent Tüzben. Bugün sizlere ileri yaş hidrosefalisinden bahsedeceğim. İleri yaş hidrosefalisi beyindeki su dengesinin bozulmasına bağlı olarak beynin bir şekilde su toplaması anlamına gelmektedir. İleri yaş hidrosefalisi olduğu zaman kişi gerilemeye başlar. Sosyal olarak gerilemeye başlar. Konuşması bozulmaya başlar. Dili tutulmaya başlar. Konuşmadaki hızı yavaşlar. Beraberinde yürüyüş bozukluğu olur. Hastanın adım atma pozisyonu değişir. Seri yürürken artık yavaş yavaş ve buzlu zeminde yürüyormuş gibi olur. İdrar kaçırma olabilir. Çoğunlukla bu hastalar sosyal gerilemeye maruz kaldıkları için demans olarak değerlendirilir. Hidrosefali tanısı konduğu zaman tedavi edilebilir bir hastalıktır. İleri yaş hidrosefalisi de tedavi edilebilir. Bu çoğunlukla Alzheimer hastalığıyla karışır. Toplumda Alzheimer düşüncesi çok yaygın olduğu için bu şekilde sosyal gerilemeye maruz kalan yaşlılarımızı Aa, bu Alzheimer oldu artık bunun beyni sulandı bu artık geriye dönmez yaşlılığa bağlı geriye döndürülemez bir hastalığa maruz kalmışlardır diye düşündüğümüz zaman bunları göz ardı ederiz. Her insan yaşlanır. Yaşlılık kaçınılmaz inflamatuar bir süreçtir. Bu inflamatuar süreç durdurulamaz ancak geciktirilebilir. Bu inflamatuar sürecin beyne olan etkileri arasında ileri yaş hidrosefalisi gelmektedir. Kimi insanda hidrosefali, ileri yaş hidrosefalisi olur, kimi insanda ileri yaş hidrosefalisi olmaz. İleri yaş hidrosefalisi olan kişiyi tespit edip onu tedavi etmek mümkündür. Bu da ailenin dikkatiyle olur. Çünkü ileri yaş hidrosefalisi olduğu zaman sosyal gerilemeye maruz kalan kişi genelde mesela erkeklerde kahveye gidiyorsa kahveye gitmeme ve arkadaşlarıyla artık görüşmeme, eve kapanma tarzında olur. Kadınlarda artık televizyon izliyorsa, televizyon izlememe, torunlarıyla ilgilenmeme ve hayattan kopma, sadece bir odaya girme ve odadan çıkmama şeklinde olur. Semptomlarına bağlı olarak ileri yaş hidrosefalisi zamanında fark edilecek olursa tedavi edilebilir.